Herkese merhaba arkadaşlar. Bonjour à tous et à toutes. Ben Nuran, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden A1 seviyesinin ikinci dersinden devam ediyoruz. Ama önce başlıklara bir göz atalım. Le site de français, Fransızların web sitesi, les adjectifs de nationalité, milliyet sıfatları, les drapeaux, bayraklar, les prépositions que l'on utilise devant les noms des villes et des pays, şehir ve ülke isimlerin önünde kullanılan edatlar. Daha sonra le passe-temps, hobiler, le pays, ülkeler ve videonun sonunda hazırladığım sorulara bir göz atarız. Şimdi le site de français'den başlayalım. Burada arkadaşlar kendinizi kolayca tanıtabileceğiniz 3 farklı örnek hazırladım. Bu birincisi, salut, je m'appelle Josephine, selam, adım Josephine, j'ai 22 ans, 22 yaşındayım. Je suis norvégien, je vis en Italie. Norveçliyim, İtalya'da yaşıyorum. Je suis styliste modéliste, moda tasarımcıyım. J'aime faire du sport et de la danse. Spor ve dans etmeyi seviyorum. J'aime aussi le théâtre et le cinéma. Bir de tiyatro ve sinemayı seviyorum. Dediğim gibi adınız, yaşınız, nereli olduğunuzu, nerede yaşadığınızı, mesleğinizi ve hobilerinizi anlatan bu birinci örnekti. Ama dikkat edin, Norveçyen burada feminen şeklinde yazıldı. Josephine'den bahsettiğimiz için bir tane N-Ö ilave ediliyor Norveçyen'de. İkinci örneğimiz, salut les amis, moi je m'appelle Nadia. Merhaba arkadaşlar, benim adım Nadia. J'ai 31 ans, 31 yaşındayım. Je suis française, j'habite à Paris. Fransızım, Paris'te yaşıyorum. Je suis pédiatre et j'adore les enfants. Çocuk doktoruyum ve çocuklara bayılırım. J'aime la lecture et spécialement la musique classique. Okumayı ve özellikle klasik müziği seviyorum. De temps en temps, j'aime jouer au bowling. Arada sırada bowling oynamayı severim. Burada Nadia'dan bahsettiğimiz için Fransız feminen şeklinde yazıldı arkadaşlar. Sonunda ö var. Bir de pédiatre, Türkçe'de kullanılan bir isim. Dediğim gibi adınız, yaşınız, nereli olduğunuzu, nerede yaşadığınızı, mesleğinizi ve hobilerinizi anlatan bu ikinci örnekti. Salut à tous, moi c'est Anthony. Selam herkese, ben Anthony. J'ai 25 ans, 25 yaşındayım. Je suis italien, je vis en Allemagne. İtalyanım, Almanya'da yaşıyorum. Je suis ingénieur, mühendisim. Je joue de la guitare, gitar çalıyorum. J'adore le football, futbolu bayılıyorum. Burada Anthony'den bahsettiğimiz için İtalyan bu şekilde yazılır. I-E-N-I ile biter. Bir de Fransızca'da arkadaşlar joue, jouer, oynamak demek. Yani gitar oynuyorum deniliyor ama Türkçe'de gitar çalıyorum diyoruz. Geldik le drapeau, bayraklar. 3 örnek hazırladım burada. Le drapeau de l'Espagne, İspanya bayrağı. Le drapeau du Canada, Kanada bayrağı. Le drapeau du Brésil, Brezilya bayrağı. Le drapeau de la Turquie. Le drapeau de la Turquie est de couleur rouge et blanc. Türkiye'nin bayrağı kırmızı ve beyaz rengindedir. Je suis Türk arkadaşlar. Feminen şeklinde sonu Q-U-E ile bitiyor. Bu feminen maskülen üzerine bir video hazırlamıştım. Çok daha detaylı bir şekilde anlattım. Onu tekrar izleyebilirsiniz isterseniz. İle Türk eril halinde sonunda S ile yazılıyor. Le drapeau de la France a trois couleurs, bleu, blanc et rouge. Fransız bayrağında 3 renk vardır, mavi, beyaz ve kırmızı. Je suis française. Sonunda ö var, dişil hali. Il est français. Il eril olduğu için français bu şekilde yazılır.
Elle française sonunda bir tane ö var çünkü elden bahsediyoruz. El de dişil hali. Le drapeau de la Norvège a trois couleurs. Norveç bayrağında üç renk vardır. Le rouge, le blanc et le bleu. Kırmızı, beyaz ve mavi. Il est norvégien. Bu şekilde yazılır. Elle est norvégienne. Bir tane n-ö ilave edilir feminen halinde. Bu arada yeni katılan arkadaşlar için söylüyorum. M masküler, eril demek. S sergüliye, tekil demek. F feminen, dişil demek. S sergüliye, tekil demek. Les nationalités, milliyetler. Arkadaşlar, les articles défini ve indéfini üzerine bir video paylaşmıştım. Burada hızlıca üzerinden geçeceğiz. Les articles défini belirli tanımlık oluyor. Le, la ve le. Les articles indéfini ise belirsiz tanımlık oluyor. Un, une ve de. Burada neye göre le, la, le kullanıyoruz? İsme göre. Eğer isim eğrilse önüne le yazılır. Eğer isim dişilse la yazılır. Eğer isim çoğulsa o zaman le yazılır. Dediğim gibi article défini yani belirli tanımlık için. Ama belirsiz tanımlıklar için eğer isim eğrilse un, isim dişilse ün kullanılır. İsim çoğul halinde ise o zaman de kullanılır. Bunlar da les articles indéfini içindi. Komşumun oğlu, le fils de mon voisin. Burada belirli tanımlık kullanacağız. Le, annemin arabası dediğimizde gene belirli tanımlık kullanıyoruz. Çünkü hangi arabadan bahsettiğimizi belirtiyoruz. La voiture de ma mère. Voiture, feminen bir isim olduğu için arkadaşlar önüne la yazılıyor. Sınıfımdaki kızlar dediğimizde les filles de ma classe, kızlar çoğul halinde olduğu için fi sonunda ö yazılmış, önüne le alır. Les articles défini çoğul halinde. Bir bardak su dediğimizde un verre d'eau, burada belirsiz tanımlık kullanıyoruz. Un yazılır. Kiralık bir araba dediğimizde gene herhangi bir arabadan bahsettiğimiz için belirsiz bir tanımlık kullanıyoruz. Ün yazılır. Voiture feminen bir isim olduğu için, dişil bir isim olduğu için önüne ün yazılıyor. Çok pardon arkadaşlar. Tıp öğrencileri dediğimizde ise des étudiants en médecine. Burada étudiant çoğul halinde, dikkat edin, sonunda s var. Onun için des articles indéfini yani belirsiz tanımlıklarda da d yazılır. D-E-S ile. Il y a un article devant les noms des pays. Les noms des pays se terminant par e s'écrivent au féminin. Her ülke ismin önünde bir tanımlık vardır. Ö ile biten ülkeler feminen şeklinde yazılır. Belçika öyle bitiyor. Türkiye öyle bitiyor. Sonu Finland öyle yazılıyor. France öyle yazılıyor. Ne demiştik? Ö ile biten ülkeler feminen şeklinde yazıldığı için La Belgique, La Turquie, La Finlande, La France, La Russie, la Norvège ve bu şekilde gidiyor. Ama les exceptions, istisnalar var. Bakın, Meksik öyle bitiyor. Mozambik de aynı şekilde öyle bitiyor. Kamboç'un sonu da öyle yazılmış. Ve le Zimbabwe aynı şekilde sonu öyle yazılmış. Bunlar istisnalar. Le Meksik, le Mozambik, le Kamboç ve le Zimbabwe oluyor. Les prépositions devant les noms des villes et des pays, şehir ve ülke isimlerin önünde yazılan edatlar. Arkadaşlar, aslında çok kolay. Bir şehir ismin önünde A yazılır.
accent, üstünde bir aksamla. Devant un nom de ville, on écrit A avec un accent au-dessus. Yani Toulouse bir şehir ismi, Mons bir şehir ismi. Onun için önünde A yazılı, üstünde aksanla. A Toulouse, A Mons. Şimdi Türk şehir is örnek vermek istiyorum. A Nazilli, A İzmir, A İstanbul, A Antalya, bu şekilde. Dişil bir ülke ismin önünde ise ne demiştik? La Belgique, La Suisse, bunlar dişil bir ülke ismi. Onun önüne en yazılır, en. Devant un nom de pays au féminin, on écrit en. En Belgique, en Suisse, en Italie, en Russie gibi. Şimdi eğer ülke ismi eğrilse o zaman o yazılır arkadaşlar. A, ü. Le Vietnam diyoruz, le Brezil diyoruz. Aklıma gelmiyor şu an. Eğril bir ismin önünde o yazılır. Yani o Brezil, o Vietnam. Eğer ülke ismi çoğul halinde ise o zaman arkadaşlar Pays-Bas ve États-Unis gibi, o zaman o'nun sonundan bir tane x ilave ediliyor çoğul halinde. O Pays-Bas, o États-Unis deniliyordu. Geldik le pays, ülkeler, le nationalité, milliyetler. Arkadaşlar burada ülke ismini yazdım. Burada un africain, bir Afrikalı ama eril halinde. Mesela Ali est africain. Dişil halinde de Ayşe est africaine denilir. Sonunda ö ilave edilir. L'Amérique, Amerika. Un américain eril hali, une américaine dişil hali. Sonunda ö var. L'Allemagne, Almanya, un Allemand, une Allemande, féminin de ö ilave ediliyor. La Belgique, Belçika'da arkadaşlar değişmiyor. Un Belge, une Belge, yazılışları aynı. Le Brésil, un Brésilien eril hali, une Brésilienne dişil hali. Sonunda en ö ilave ediliyor, au féminin. Le Canada, Kanada ülkesi, un Canadien, une Canadienne, aynı Brezilya gibi bir tane en ö ilave ediliyor sonunda dişil halinde. Le Cameroun, un Camerounais, une Camerounaise, dişil halinde ö ilave ediliyor. Buradaki este z telaffuz ediliyor. La Chine, Çin ülkesi, un Chinois, une chinoise, burada da aynı ö ilave ediyoruz. Buradaki s de z olarak okunuyor. Birkaç örnek daha yazdım burada. La France, França, un Français, une Française, dişil halinde ö var, sonu z, ö, s, z okunuyor. L'Irlande, un Irlandais, une Irlandaise, sonunda ö var dişil halinde. L'Italie, un Italien, une Italienne, burada dişil halinde n, ö ilave ediliyor. Le Liban, un Libanais, une Libanaise, au féminin. Le Japon, un Japonais, une Japonaise, sonuna ö ilave ediliyor dişil halinde. Gene aynı buradaki s, z telaffuz ediliyor. Aynı şey Pakistan için. Le Pakistan, un Pakistanais, une Pakistanaise, dişil halinde. Le Portugal, un Portugais, une Portugaise, sonunda ö var ve buradaki s, z olarak telaffuz ediliyor. Le Mexique, un Mexicain, eril hali, une Mexicaine, dişil hali, sonunda ö var. Le Maroc arkadaşlar, Fas oluyor. Un Marocain, eril hali, une Marocaine,
dişil hali sonunda ö var ve la Tunisi, Tunus ülkesi, a Tunisien eril hali, une Tunisienne dişil hali sonunda bir tane en ö ilave ediliyor. Çok pardon arkadaşlar. Le verbe être au présent, olmak fiili şimdiki zaman. Je suis italienne, dişil halinde yazıldı, en ö ilave edildi, İtalyanım. Tu es pakistane, eril halinde, sen Pakistanlısın, dişil halinde ö ilave ediliyor. Il e Meksikan, il eril olduğu için Meksikan bu şekilde yazılır. O Meksikalı. Elle Colombienne, elle dişil olduğu için Colombienne en ö ilave ediliyor. O Kolombiyalı. Nous sommes chinois, biz Çinliyiz. Vous êtes irlandais, siz İrlandalısınız. Ils sont portugais, onlar Portekizli. Elles sont hollandaises, onlar Hollandalı. El çoğul halinde olduğu için Hollandaise SE ilave ediliyor. Biraz önce maskülen singülyeyi anlatmıştım. Burada maskülen P arkadaşlar pluriel demek. Çoğul demek. F feminen pluriel gene çoğul demek. Le passe-temps, hobiler. On utilise toujours je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle avec un verbe. Bir fiil ile her zaman ben, sen, o, biz, siz, onlar kullanılır. Je parle, konuşuyorum. Fransızca'da buradaki je yazılmak zorunda. Ama Türkçe'de ben yazılmak zorunda değil. Sadece konuşuyorum diyebiliyoruz. Tu cours, sen koşuyorsun. Ama dediğim gibi buradaki sen yazılmak zorunda değil, sadece koşuyorsun da diyebiliyoruz Türkçe'de. Elle chante, o şarkı söylüyor. Nous partons, biz gidiyoruz veya sadece gidiyoruz diyebiliyoruz Türkçe'de. Vous mentez, yalan, siz yalan söylüyorsunuz. Il travaille, onlar çalışıyorlar. Yani Fransızca'da mutlaka je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle kullanmak zorunda. Il aime jouer de la guitare. O gitar çalmayı seviyor. Dediğim gibi jouer oynamak demek Fransızca'da. Gitar oynamayı seviyor aslında tam anlamı. Ama Türkçe'de o gitar çalmayı seviyor diyoruz. Elle aime danser. Dans etmeyi seviyor. Ils aiment faire de la boxe. Burada il çoğul halinde M-E-N-T ile yazılır çoğul halinde. Ve okurken liaison yapıyoruz arkadaşlar. Ils aiment faire de la boxe. Onlar boks yapmayı seviyorlar. Les loisirs, les passe-temps, hobiler. Le cinéma, cinéma. Le tennis, tennis. Le football, football. Le théâtre, théâtre, le ballet, ballet, le cyclisme arkadaşlar, bisiklet binmek demek, la lecture, okumak, la danse, dans, la natation, yüzmek, la boxe, box, le basketball, kısacası le basket, basketball, la peinture, boyama, la guitare, guitar. Çoğu isimler birbirine çok benziyor. Aynısı aslında Türkçe ve Fransızca'da sinema, sinema, tenis, tenis, futbol gibi. Le cinéma, j'adore regarder les films d'action au cinéma. Aksiyon filmlerini sinemada izlemeye bayılırım. J'aime lire et dessiner. Okumayı ve resim çizmeyi seviyorum. J'aime faire aussi de la peinture à l'huile. Ayrıca yağlı boya yapmayı da seviyorum. Geldik sorularımıza arkadaşlar. İsmin önünü uygun tanımlıklara yazınız. Burada dikkat etmeniz gereken isim.
Eğer isim feminense la yazılır. Eğer isim maskülense lö yazılır. Eğer isim çoğulsa o zaman le yazılır. Fi. Çok özür dilerim arkadaşlar. Fi, orange, tas, chat, enfant, garçon, garage, chaise, voisine, chien. Burada ise şehir ve ülke isimlerin önünde uygun edatı yazınız. A, üstünde aksanla, o, on veya o pluriel çoğul halinde. Bir şehir ismin önüne uygun edat hangisi ise, dişil bir ülke ismin önüne hangisi yazılması gerekiyorsa, eğril bir ülke ismin önüne veya çoğul bir ülke ismin önüne hangi edat uygunsa onu yazmanız gerekiyordu. Burada adınız, yaşınız, mesleğiniz, nereli olduğunuzu, nerede yaşadığınızı ve hobilerinizi yazabilirsiniz. Tabii ki adınız derken direkt örnek vereceğim. Nuran değil. Je m'appelle Nuran. Yaşınızı J bu kadar yaş. Mesleğinizi veya je suis Türk. Je vis à Antalya. Örnek. Bir de hobileriniz. Burada complétez les phrases avec a üstünde aksanlı, o, en veya o au pluriel. J'habite nokta nokta Dinan. Dinan bir şehir ismidir arkadaşlar. Nokta nokta Belçik. Est-ce que tu vis nokta nokta Italie? Italie, Italia. Je suis né nokta nokta Madrid. Nokta nokta Espagne, Espanya. Vous vivez nokta nokta Brésil, Brésilia. Tu es né nokta nokta États-Unis, nokta nokta Amérique. Burada ben ilk önce eril şeklini yazdım. Américain. Sonra dişil şeklini yazdım. Américain sonunda bir tane ö ilave ettim. Ve daha sonra ülke ismini yazdım. Aynı şey Brezilyan, Şinois, İtalyan, Marokkan, Pakistani, Tunisyan, Kamerune, Libane, Tunisyan arkadaşlar iki kere yazmışım. Bu şekilde kendinizi test edebilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığınız herhangi bir konu varsa lütfen yazmayı çekinmeyin. Tekrardan anlatmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Au revoir les amis.